Açık Radyo. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Felek ayırdı,
ben ayrılmaz idim. Felek şaşırdı, ağlama gözlerim. Mevlam kerimdir, ağlama gözlerim. Mevla kerimdir. Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Türk Halk Müziği'nin usta sesi Ali Ekber Çiçek'ten dinlediğimiz bir Erzincan türküsüyle başladık. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Bugün programda Ali Ekber Çiçek'ten türküler dinleyeceğiz. Programa iki konuğum da sesleriyle katılacaklar. Önce 1962'de önce öğrencisi ve sonra ölene kadar yoldaşı, arkadaşı olan bir halk müziği sanatçısına kulak vereceğiz. Celal Yılmaz usta sanatçının eğitiminden geçmiş ve sonra aynı yoldan yürüyerek öğrenciler yetiştirmiş ve bugün de yetiştirmeye devam eden bir sanatçı abimiz. Ali Ekber Çiçek de 1962'de öğretmen öğrenci olarak başlayan ilişkileri 2006'da Ali Ekber Çiçek'in aramızdan ayrılmasına kadar kah sahne arkasında kah hayatın farklı alanlarında devam etmiş. Celal Yılmaz aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı ve Ali Ekber Çiçek'in çok sayıda fotoğrafını da çekmiş. 2010 senesinde hazırladığım bir yazı için bu albümünü benimle de paylaşmıştı. Şimdi Celal Yılmaz'a kulak veriyoruz. Ali Ekber Çiçek'le ilk tanışmam çocukken 1962 yılında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rumeli Han'da kendisine ait müzik dershanesinde öğrencisi olmakla oldu. Derslerimize Ali Ekber Çiçek, Cemile Cevher ve Hıdır Şahin geliyordu. Sazından gümbür gümbür ses çıkaran ilk tınıyı Ali Ekber Çiçek hocamda duyduğumu hatırlıyorum. Eskiden bağlamalarımızda bam teli yoktu, sarı tel kullanılırdı. Bağlamanın bakımına çok özen gösterirdi. Bağlamayı çalıp işi bittikten sonra telleri saman kağıdı ile temizlememizi önerirdi. Bu benim alışkanlığım onun eseridir. Ali Ekber Çiçek'in dershanesi dönemin en güzide müzik merkeziydi. Ayrıca dönemin en önemli sanatçılarının da buluşma merkeziydi. Ali Ekber Çiçek ile 1962 yıllarında başlayan dostluk ve birliktelik aramızdan ayrıldığı 2006 yılına kadar sürdü. Ayrıca ilk yıllarda Mavi Boncuklar adıyla sahne çalışmaları yapmaya başlamıştım. Her zaman desteği olmuştu. Kendisine büyük bir hayranlık duymaktaydım. Herkese olduğu gibi de bana da karşı müzikal olarak da büyük bir sevgisi vardı. Sazının akordunu sadece kendisi yapar, başkasına yaptırmazdı. Kulağı çok hassastı. Ali Ekber Çiçek'ten çok bilgiler öğrendim. Kendisinden de ayrıca çok etkilendim. Ali Ekber Çiçek'i anlatmak doğrusu pek kolay bir şey değil. Çünkü Ali Ekber Çiçek büyük bir sanatçıydı. Hayatı da öyle. Sevgiden, acıdan, ayrılıktan, yoksulluktan, kederden süzülerek çıkar eserler ortaya. Anadolu'nun, Anadolu insanının sade, saf, katıksız yüreğine eskileriyle ses verir yıllarca. O eskiler ki deyişlerle, semahlarla yüreğimizin tam orta yerine kurar otağını. Bir güzel insan. İnsan saz çalmakla, türkü söylemekle, derlemekle güzelleşir mi? O güzelliği yüreğinden yakalamış, parmaklarının ucundan tezeneye, oradan gönüllere yansıtmış bir büyük usta. Ali Ekber Çiçek, aşık tarzı deyişler, duvazı imamlar, semahlar ve uzun havaların yurt çapında yayılmasında ve tutulmasında en önemli rol oynadı. Sanatındaki ilham kaynağı Alevi Bektaşi kültürüdür. Sanatında gösterdiği üstün icra tarzı ile pek çok sanatçıyı etkiledi ve seslendirdiği eserler pek çok profesyonel sanatçılar tarafından da seslendirildi. Kaynak kişi sıfatıyla ulusal kültür sanat hayatına
onlarca eser kazandıran Ali Ekber Çiçek, aynı zamanda derleyici sıfatıyla da pek çok eserin arşivlerimizde yer almasını sağladı. 1950 yılından beri yabancı olmadığı radyoya, 1960 yılından itibaren kadrolu olarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. 35 yıl sonra buradan emekli oldu. TRT mikrofonlarından 400'den fazla eseri yorumlayarak geniş halk kitlelerine ulaştırdı. TRT arşivlerinde 54 kaseti bulunan Ali Ekber Çiçek'in türkülerini tüm sanatçılar tarafından söylendiği görülmektedir. Sazındaki ustalık, onun bu çalgıda çok farklı ezgiler, farklı üsluplar ve farklı denemeler yaratmasına sebep olmuştur ki bu da bizim halk müziğimize büyük katkılar sağlamıştır. 8 Nisan 2006 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde, Taksim'deki bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT yapımcısı ve gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun 26. ölüm yılı ve ödül töreni hayatının en son kültürel gecesiydi. Ali Ekber Çiçek Balıkesir'de hastanede yatarken onunla telefonla görüşüyordum. Telefonla konuşurken beni ısrarla Ümit Kaftancıoğlu'nun 26. ölüm yılı ve ödül törenine davet etti. Ben de kendisine kesinlikle gelmemesini istedim. O ise Ümit Kaftancıoğlu'na mutlaka geleceğini, Kaftancıoğlu'nun çok değerli bir kişi olduğunu söyledi. Konserde izleyiciler Ali Ekber Çiçek'i dakikalarca ayakta alkışlamışlardı ve çokça hüzünlenmişlerdi. Bu etkinlik Uzun Hava ve Deyişler'in usta yorumcusu Ali Ekber Çiçek'in son etkinliği oldu ve 18 gün sonra 26 Nisan 2006 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ölür tenler ölür, canlar ölesi değil dizelerini Ali Ekber Çiçek'ten daha fazla haklı çıkarabilecek çok az insan vardır. Alevi Bektaşi geleneğinde öldü sözcüğü kullanılmıyor. Onun yerine hakka yürüdü deniliyor. Duaya yürüdü de diyebiliriz. Veyselce bir yaklaşımla kara toprak kucağını açmıyor mu en sonunda bize? Edremit Tahta Kuşlar Köyü'nde toprağa verildi. Ölümünün üzerinden birkaç saat geçmişti ki Ozan Hasan Ulusoy aşağıdaki anıtı yakıyordu. Muallakta hayal tuttu, can tuttu. Dost gözünde hayal oldu, düş oldu. İçini sarınca derdi sevdası, Leyla dedi Mecnunlara eş oldu. Pir Sultan Nesimi Karacaoğlan, nice aşık mızrabında buldu can. Gözü menzilinde, gönlünde heyecan, yandı yürek gözlerinde yaş oldu. Mihnet çekti, gam dağında yoruldu. Aşk çayında aktı aktı duruldu. İnsanlığın çamuruna karıldı. Nar içinde katılaştı, taş oldu. Dolandı dost için, oldu pervane. Aşk meyinden oldu deli mestane. Zamanede bulunmadık efsane. Can ehlinin sarayına baş oldu. Ömür boyu sazı durdu yanında. Aşkı ile sazı durdu canında. Sabah seherinde, bahar gününde kanat vurdu, ak kanatlı kuş oldu. Töreye sadıktı, millete aşık. Anadolu irfanından bir ışık. Derviş gönüllüydü, dostla barışık. Kırkların cemine indi, hoş oldu. Hasan Ulusoy'un bu boş dünyada, deli devre dönen sarhoş dünyada, bir ışık eksildi şu loş dünyada, çekti gitti dost cemine eş oldu. Ali Ekber Çiçek'i rahmetle anıyoruz, nurlar içinde yerde hocam. Ali Ekber Çiçek'in klasikleşmiş bir türküsünü yorumlayacağım sizlere. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman. Yaralı sineme bal ile tuzu,
ekeyim de eğleneyim bir zaman. Bu bir Pir Sultan Abdal sözleriyle bestelenmiş bir türkü. ...94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programını dinliyorsunuz. Bugün programda 26 Nisan 2006'da bu hayata veda eden Ali Ekber Çiçek'ten türküler dinliyoruz. Az önce 1962'de ilk halk müziği derslerini Ali Ekber Çiçek'ten alan ve onunla dostluğu 2006'da vefat edene kadar süren bir halk müziği sanatçısı abimizi Celal Yılmaz'ı dinledik. Ali Ekber Çiçek'i anlattı ve ondan bildiği bir Pir Sultan Abdal türküsünü seslendirdi. Gurbet elde yadellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman. Programa çok sevdiğim bir türküyle devam etmek istiyorum. Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçek'in derlediği bir Zile Tokat türküsünde Ali Ekber Çiçek'i dinleyeceğiz. El vurup yaremi incitme tabip. Thank you.
El vurup yarem incitme tabip, incitme tabip. Bilmem sıhhat bulmaz hicra neler var, dert vuran yareme eylersin derman. Her can kabul etmez hira neler var, hira neler var, hira neler var. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Yalan ile yalan, olansın dünya, banansın dünya. İnsana gelir, mürşide gelir. Elbette arayan dermanını bulur. Sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzar ettim, elde neler var, elde neler var, elde neler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, dayımsın dünya. Aşk ile pervane dönensin dünya, yanansın dünya. Sevgili dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Bugün Babil'den sonra da 26 Nisan 2006'da Hakk'a yürüyen Ali Ekber Çiçek'i konuşmaya, ondan seçtiğim türkülere yer vermeye çalıştım. İstanbul'dan sevgili Celal Yılmaz hocamız ve Derviş Ali'den Ali Ekber Çiçek'in yaktığı bir türkü dinleyeceğiz. Derviş Ali Sivas Şarkış'la Emlek yöresi halk şairlerinden. Derviş Ali'nin bu şiirinde 1850 tarihi yazıyor. Yani bu nedenle 19. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor. Şiirlerinde Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra işte Anadolu ve Rumeli'deki Bektaşi tekkelerinin kapatılmasından duyduğu üzüntüyü ve daha birçok konuyu, sosyal konuyu dile getiriyor. İşte coşkulu, sade bir dili var. Yani inançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiş. Yani çağına göre duru bir dil kullanmış da diyebiliriz. Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğiz bu türküyü. Bir aşk türküsü. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında umarım yine birlikte olabiliriz. Sağlıcakla kalın. Gönül gel seninle muhabbet.
muhabbet edelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki parayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır gönlümdeki parayı gönül. Dünya için gül ben seni soldurma. Dünya için gül ben seni soldurma. Halden bilmeyene halim bildirme. Derdin söyleme. Tabip olmayana yaran sardırma. Azdırırsın böyle yarayı gönül. Derdi bilmeyene derdin söyleme. Azdırırsın bir gün yarayı gönül. Solmasa dünyada güzeller solmaz. Solmasa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz. Kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan bekler verayı gönül. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan bekler verayı gönül. Derviş alim öğüt verir özüne. Derviş alim öğüt verir özüne. Gönül lütfeyledir, geldi sözüne, geldi sözüne. Azrail konarsa göğsün düzüne, o zaman getirmez İslam'ın günü. Azrail konarsa göğsün düzüne, o zaman beklemez sırayı günü. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler.
Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Açık Radyo.